Hadi bakalım. Sadece bir bakıyorum çete. Şu ana kadar chat'te yazılanların hiçbirisi doğru değil. Tahminlerinin hepsi yanlış şu an chat'teki. Neyse devam edelim. Ben bir video çekeyim kardeş. Benim en çok sanayi, servis, etil alkol. 3 tane videomu seviyorlar. Ferrari çektim, 40 bin zor izlendi. Bu arada Şafak Bey, bir Ankara'ya gidişinizde bu abimizle bir tanışırsanız sevinirim. Ankara'ya gitmiş Şafak Bey. Ben tanıştırırım seni, ben de Ankara'dayım. Ankara'ya yok, Ankara olmaz. Oho, şimdi nereye, nereden geldik Ankara'ya? Ankara'yla bozuşur muyduk, neydi? Ankara'yla bozuşuruz. Aynen öyle. Chat'teki çoğu tahmin yanlış. Hepsi yanlış attı şu an. Chat'teki... Basıyorum. Çok bilindik bir listeyi bir daha. Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Arabanı kiraya ver. Arabanı şoföre ver. Filmlerde, dizilerde oyna. Instagram'a reklam kaydırma koy. Milletin dükkanın arabasını çek. Günlük aylık 500 milyar para alırsın. Yalancı anasını sikeyim, hep yalan. Geçen oğlan bu. Sabah 5 gidiyor. Aşmaca bir tane simit yiyorum. Aç karnına geziyorum. Orada resim, burada video. Orada resim, burada video. Millet gör ya abi, bokunu yerim diyor. Resmimi çekiyor, sikiyorum gidiyor. Prodüksiyona biraz çalışılmış abi. Ney? Prodüksiyona biraz çalışılmış abi. Oğlum sağlam suratın, prodüksiyon çok iyi. Çok bilindik birisi diyorum, Edi Seçkin diyorlar. Ne geldiler? Kırıkkale'ye gideceğim, arabanın muhanesi bitti, onu götüreceğim. Tamam, selfie yap hadi, işimiz var. Bu adamın mesleği ne? Sen paketçisin, paketini dağıtacaksın. Otobüsü işte, etil alkol, otobüs. Şoför yani. Dolmuşu var işte. Bir de etil alkol. Ankara gücü. Kendi keyfini ama, işi değil, kendi keyfini. Etil alkol. Ankara gücü, evet, holigan. TikToker, Instagram. Dolabı bir açıyor. Adam rakı yerine yazmış. Aynen. Instagram'a mı TikTok'a mı gireceksin? Ben arabamı sürüyorum. Çocuklarla mı uğraşayım? Evle mi uğraşayım? Binanın yöneticisiyim lan şu binanın. Şu binayla ben uğraşıyorum lan. Şu bina. Sosyal medya. Benim o kadar çok işim var ki. 4 tane Ray-Ban gözlüğüm çalındı. Gidiyorum. Çerkez sokağından 10 liraya alıyorum şunu. Bakın. Götüyü yen çalsın. Seti'ye gittik mesela. İki tane havlu, bir tane Ray-Ban gözü çıktı. Benim çevremin %99,5'u vermez. Hiçbir şey. Gider satar, gene vermez. Ben niye veriyorum? Lastiğim patlar. Çoluğum çocuğumdan çıkar. Benden çıkar. Benim işim rast gitmez. Ha, önceden olsa hiç vermezdim. Direkt satardım. Artık Allah korkusu var. Bir de namaz olunca başladık ya. Namaza hiç gitmiyorduk. Geniş bu. Ben Seyran'da 24 saat içiyordum. Niye namaza gideyim? Ya gidiyorum da Arapça dua ediyorum, kızıyor. Hareketlerimi beğeniyor. Gömleğimi çıkarıyorum. Angaracı formamı giyiyorum. Bana böyle sürekli gün... Hadi gidelim. Kendi hayatım bir tutucu. Efsane o. Fren tutmuyor. Selamun aleyküm. Servis beni mahvediyor ya. Ben işte diyorum ya, 3 ay oldu diyorum ya bu işlere para olduğunu. Abi servis. Ben Ankara gücüne 26 yıldır gidiyorum. De ki kaç para aldın? Servis. De ki kaç para aldın 26 yıldır? Hiç. Kaç para verdiğinde her maça gitmem 300-400 lira. Doktorlar çağırıyor, savcı, hakim, gırtlığını, teknik hakim, herkes. Polisi, askeri, emniyet müdürü, herkes arayıp soruyor. Herkes baba resim çekiyor, bir çöker. Adam koskoca emniyet müdürü olmuş, ben de resim çekiyorum. Sen okumuşsun, 4 üniversite bitirmişsin. Sen daha üstünsün. Yani. Sen bir konumun var bir yerde. Başhekim olmuşsun, bir yerde bir müdür olmuşsun. Adam anlamıyor işte, internet öyle bir şey. Çok güzel özetliyor ya. Selamun aleyküm. Ana şu yeni mi? Yeni ürünler mi geldi? Yeni ürünler geldi. Ana. Şimdi sen bir deneyim. Ananı sikeyim. Direkt torbacı kıyafeti oldu. Değil mi? Bu torbacı rengi, kareli. Bu da torbacı şapkası. Bu nasıl bir elbise lan? Anan ne oldu lan? Canlıya bak bari. Ankara gücü Sütere Ufuk 2021 kreaksiyon kardeş. Kreaksiyon. Nasıl yazıyor adam? Herkese açık. Tamam. Konum bizim Onur'a gidiyorum berbere. Konum paylaşımı yapacağım.
Adam o ne abi diyor. Lan bizim anlayışta niye böyle bin yıl geriden geliyor? Para kazanmayı etkinleştir. En önemli olan bu. Arkadaşlar bugün cuma. Allah izin verirse bugün cuma günü 8'de Müye köyünde alkol partisi varmış. Oraya davetliyim. 12'de İzmir'e gideceğim. Allah izin verirse cuma günü 8'de başlıyorum. Pazartesi 5'e kadar durmak yok. Kırmızı tuborga devam. Kibar hatırlattı size bunu. Söyleyelim. Bulap size kibar hatırlattı. Bulap Bulap Rapper ve Kırmızı Tuborga olan aşkı Belikli Ayhan'dan geliyormuş arkadaşlar. Alo. 5'e kadar durmak yok. Kırmızı Tuborga devam. Şu para gönderenleri bir söyleyelim. Şeref Tanyeri. Almanya'ya selam. 1,5 iksar. O da adama saygısızlık olur. Avrupa'ya göre kaç yıl gerideyiz? Bana göre 100 yıl. Afganistan'da bizden 100 yıl geride. Abo adamlar 200 yıl geride. Çünkü niye? Ben trafikteyim, 18 yıldır servis sürüyorum, 25-30 yıldır araba sürüyorum. Emniyet kemeri takan görmedim. Kırmızıda durmayız. Emniyet kemeri takmayız. Maskeyi zaten takmayız. Yere tükürürüz, diş fırçalamayız. Avrupa'ya göre biz 100 yıl gerideyiz ya. Afganistanlar 200 yıl geride. Bizden 100 yıl geride ne yaptı? Adamlar 200 yıl geride. Adamlar uçağın kanadına bindi ya. Ne kafa yaşıyorsunuz oğlum ya? Düştü mü? Ananı sikeyim. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ben Seyran Bağları'nda doğma büyümeyim. Gecekondu Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Sonra bizim orada Deli Erdoğan'da benim arkadaşım vardı. Onlar Ankara Gücü maçına gidiyorlardı. 13-14 yaşında seni de götürelim dediler. Ben de gittim. Bir alıştım. Hiçbir maçını kaçırmadım. İşte buradan ta İzmir'e gidiyorum atıyorum. Gidene kadar 100 tane esnafın canını yakıyorduk. Paramız yok. Çocuğuz. 17-18 yaşındayız. Hiç çalışmıyoruz. Karnımız da çıkıyor. Lokantara gidiyorsun, ekmek yiyorsun, çorba içiyorsun, para vermiyorsun. Oradan bir tespih görüyorsun, alıyorsun. Yolda milletin canını yaktık. Ona buna sallama çektik, kovaladık, kavga ettik. Ama adam söylüyor yani. Yalan. Rolde yapmıyor. Ben bir kere gittim. Ne yapıyorlar biliyor musun? Arkaya hiçbir Ankara Gücü de bunu yalanlayamaz bu arada. Alıyorlar şu köpek öldüren şaraplar var ya abi. Evet. 5 liralık damacana damacana ama bir gör 3-4 damacana. Arka full. O otobüsü sonra senin için işte. Napolyon mu içiyorlardı? Don Simon. Bildiğin köpek öldüren. Don Simon mu? Ya. Don Simon o zaman. Biz içtik ölmedik. Don Simon'dan bir şey olmaz, süt şişesi. Don Simon, Don Simon'un bile şu an fiyatı ne kadar oldu lan Kıbrıs'ta? Don Simon kaç TL KKTC? Bakıyorum. Abicim dolar bu arada 9.7, hayırlı uğurlu olsun. Don Simon'un şu an satış fiyatı 17 TL arkadaşlar. Yani düşünün 2.5 TL olduğu zamanı hatırlıyoruz biz. Evet. Ne demek biliyor musunuz? Harbi köpek öldüren de. Şu an şimdi Don Simon'un yapımcısı bu videoyu izleyip bana dava açma şansı yok. Bizim Kıbrıs halkı olarak biz ona köpek öldüre diyoruz. Harbi harbi diyor. Ne? Öyle abi valla kafayı yemiş gibiler ya. O şimdi bayağı arttı fiyatı. Bayağı arttı onun fiyatı. 45 TL. Don Simon Türkiye'de de mi vardı yani? Don Simon değil abi, Biricik. Biricik mi? Don Simon Biricik'ten daha şeydi, ucuzdu. Yanlışınız var. Evet evet. Abi, süt şişesinde süt paketleri var ya, bildiğin süt paketi. Evet, süt paketine bak. Şimdi iyi mi örnek oluyoruz? Saat 2 ama neyse. En azından satarlardı. En azından neyse şimdi birisine saplanıyor. Doğruyuz. Don Simon'u süt paketini düşünün. Süt paketine 2,5 TL'ydi. Ondan sonra baktılar ki olmuyor. Bu milleti biraz daha öldürelim dediler. Ne yaptılar biliyor musun? Gene 2,5 TL ama yanına kaşar. Ama kaşar da böyle jelatinle bildiğin. Ama bildiğin sarı jelatin yani, anladın? Yani böyle bildiğin o sarı jelatinle, yani bir şey yok, provoserlik yok yani. Öyle almış demiş, eliyle yapıştırmış o. Kaşar bu arada açık. Yapıştırmış etrafından. Bu. 2,5 TL halinde. Olsa bir satış arttı. Bir satış arttı. Kaşar ya bildiğin jelatinle kaşar. Böyle bir şey olamaz yani. Yok be, kaşar paketteydi. Kaşar paketteydi. Yok paket yok. Paketteydi ya. O kaşar paketteydi. Evet, kaşar paketteydi. Lafımı düzeltiyorum. Kıbrıs'ta abi şey pahalı değil mi? Yemek ürünleri. Ben sana sadece şunu söyleyeyim Barbar. Bir gün gazeteyi açtık. Gazete ne yazıyordu biliyor musun? Süt alkolden bir adam daha pahalı. Yazıyordu. Evet evet. Aynen, suyla alkol aynı fiyat. Miymiş, öyleymiş. Bir şey amıymış da, öyle değilmiş de, yani süt alkolden daha mi pahalı. Çok ucuz yani. Yani öyle bir muhabbet var. Bir bira vardı öyle. Yani o bira aslında... bira değildi kardeşim. İstanbul'dan Marmara Gold'dan bahsediyorsun sen. Marmara Gold suydu kardeşim bize göre. Marmara Gold'u su sayınca içiyordun yani, öyle bir şeydi o. Marmara Gold. Hiçbir şey yapmazdı öyle, temiz. Hiçbir şey yok. İki tane iç. Aynen. O da 2,5 litreydi. O 2,5 delik, 1,5 delik su gibi düşün ama
Oğlum biz kavgaya giderken kullanıyorduk. Daha uyguna gidiyordu kavga yani. Maliyet çok düşüyordu. Kırdık, lavabolarını kırdık. Diğer takım taraflarına fırlattık. Onları kapıda gördük, dövdük, atkılarını aldık. Ama şimdi düşünüyorum da belki oralarda başımızda çok büyük işler de gelebilirdi. Öyle de bilirdik, öldüre de bilirdik. Bu işler boş işler. Okumadığımız için, mesleğimiz de olmadığı için, bu bir yaşam tarzı olduğu için bize hoş geliyordu, güzel geliyordu. Mesela Sakarya'da pazarı sahaya girdiğimi hatırlıyorum. Girdiğimi hatırlıyorum, çıktığımı hatırlamıyorum. Ailemizi ve işimizden daha önce geliyorum. Şimdi çoluk çocuk olunca insan çocuğunu düşünüyor. Ondan sonra Ankara geçiyor. Esna Hurikan'da harbiden deliymişiz diyor. Ankara'cı taraftar profili biraz psikopat. Psikopat olduğu için sevilmiyoruz. Şimdi şu an Ankara'cının sayesinde ben biraz isim yaptım. Benim sende Ankara'cı şu an seviliyor. Sevilen bir takım. Benim çoğu arkadaşım şu an tribün lideri, amigo oldu. Allah ondan yollarını açık etsin. Benden bir yol oldu. Bizim Ali abimiz var, liderimiz. Onun bir lafı var. Biz 40 kişiyiz, 40'ımızı birbirimizi biliriz. Yani Ankara güçlülük artık aile. Bir arkadaş oluyorsunuz. Ölene kadar da beraberiz Allah'ın izniyle. Polis de bana dayak yemiştir, rahat yemiştir ya. Millete anlatıyorum, inanmıyor. Evet, demirinde başlıyor resim. Yolda, Kızılay, her yes, yer. Yani aklın almaz. İnterneti olan, telefonu herkes beni tanıyor. 65 yaş üzeri hariç. Bir olan geliyor, gramıyor. Tamam diyorum, çekiliyorum. Ana hemen kuyruk uzuyor. Yarıda kesersen kuyruğu götü kalktı diyecek. Bak nasıl kaçıyor. Kessen ayrı, kesmesen ayrı. Bütün zamanım gidiyor. Ondan sonra gideceğim yere de geç kalıyorum. Yapacağım işi de yapamıyorum. Bu internet, bu resim, bu beni takip etti etmedi olayı. Ayhan'la resim çekin. Resimdeki bu zaten biliyorum oğlum resimdekinin bunun olduğunu. Ben genel olarak olayı, söylüyorum. Bu dönem böyle bir dönem. Ben anlamıyorum ki. Ben diyor abi seni gezdireyim diyor. Tatile götüreyim, Avrupa'ya götüreyim diyor. Beni boşver, aileni gezdir. Ailene yap, bana yapma. Parayı buldum, geziyorum uzayda. Parayı buldun, geziyorsun diyorlar. Parayı bulsam öyle geziyorum. Çukuran para giderim. Çukuran'da böyle kafeler var ki. Çay 20 lira. Ama herkesin arabası ya Porsche ya Ferrari. Avantajı tanınıyor. Herkes benimle gezmek istiyor. Hafta içi bir hafta sonra beni günde 100 kişi arıyor. Abi seni nereye götürelim? Abi ne içersin? İşte bağırıp kazino, pavyona gidiyorum. Benim kapıma viski alıp gelenler mi dersin? Bana evime viski gönderen mi dersin? Etil alkol. Bana literalce etil alkol geldi evime. Viski geldi, kargoyla, Avrupa'dan. Beni gezdiriyorlar ve alkole para vermiyor. Kârı bu. Zararı da vücudum karaciğer bitik zaten. Karaciğer hapıcıyorum. Ayvasif diye. Karaciğer kötü oldu. Tamam seviliyorum. Herkes beni tanıyor, seviyor. Takip ediyor ama ben niye böyle tanınıyorum? Niye seviliyorum hiç kendime hiç demem. Çünkü ben verdiğim emeği ben biliyorum. Kafama göre video çekeyim. Öyle kolay değil. İyi ne yapar? Neresinin yerin? Murat gel abi. Fark etmez. Selamun aleyküm abi. Ben seni tanıyorum. Ya. YouTube'dan mı? Instagram'da mı hızlısın? YouTube'da. Muhasebe deyince efendi, içki sigara içmeyen, gözlüklü, şişman. Aklıma öyle bir insan geliyor benim. 100 tane muhasebeci değiştim, en son buna geldik. Senin işlerimiz düzgün olursa, sen benim biliyorum. Karış bana yanlış anlama, ben arabamı satmam. Satsam da YouTube'dan bir gelirim var. Ya. YouTube'da olmasa kasa açarım, bana açarım. Bana yine muhasebeci lazım. Şekilde, size ayağım sana, sen bana ölene kadar lazımsın. Ben de sana lazım. Aynen öyle. Artık burada yaşaya gözüküyor abi. Yemin et. Sistem çok güzel. Ya ne güzel olmuş lan. Yeni mi oldu bu? Bu geçen sene başladı. Ana ben de Şahin'in ödediğim 419'ları götürmek gibi değil. Yok, ekrandan artık onları görebiliyoruz ve gider yazabiliyoruz. Sen beni çağırıyorsun. Kardeş bir gel şu çiğ köfteci açtım ya. Şurayı bir canlandırak diyorum. Adam hoş geldin bir çay iç bir çiğ köfte yemiyor demiyor bile. Hemen nasıl yapalım? Nasıl film çekelim? Nasıl çözeceğiz? Ayağını nasıl yaparız? Kaç kişi izler? Bu oluyor ya. Kaç kişi izler diyor. Bu harbiden muhabbet oluyor. Kaç kişi izler? Sen gelmişsin. Millet var ya öyle bir uyanık ki beni şey söyle. İyiydi bu Salah'ı biliyoruz. Ankara ve Türkiye bunu tanıyor. Biz bu Salah'ı burada saplar geçeriz diyor. Sen de yiyor. 41 sene bana halatır soruyor. Aramayanlar tanıyan tanımayanlar. İlk sorduğu soru bu. Kaç para kazanıyorsun? Öyle ahım şahım bir para yok. Olsa zaten tipimi, kıyafetimi, sonra evimi, sonra arabamı değişirim. Bu işte öyle bir anda olmuyor. Amerika öyle bir sistem mi karış? Hangi videodan kaç para, kaç gün kazandım tek de her gün gözüküyor. Gece 12'de gözüküyor. Senin takipçin kaç tane şu anda? 111. Sen boşa bekliyorsun. Ayda kenara 30-40 koyarsın. Bunu yapan senin gibi şirketler varmış. Elin altında hazır reklam var. Lan ne diyor? Öyle bir şey var mı? Biz de yapalım. Yok ya. Çantılacak evet. Değil mi? Ayangoç 1 liraya kaydırma yapıyor. 2 liraya video paylaşıyor diyor. Aynen öyle. Bana böyle yapan şirket lazım. YouTube'dan kazandığım paranın çoğu vergiye gidiyor. Bu işte öyle bir anda olmuyor. Ben parayı bulursam hem gözünüzle görür hem de kulağınızla duyarsınız. Ayhan, 3500'yi kabriyo almış. Akdeli, Natyon'daki 90 milyarlık lağım basan evini satmış, çay yolundan villa almış dersiniz. Alırım da sizden mi korkacağım? Sizden mi utanacağım? Alırım da. Yok öyle bir şey yok. 3 ayda kimsenin hayatı değişmez. Bak, trend. Güzel bir adam. Ne kazanmış Ayhan abi? 26 Temmuz, 22 Ağustos arası 20 bin lira. Nasıl? Reklam bu. Faturayı kim kesmiş? Ben kesiyorum faturayı. Bak faturasını da kestim. Nereye kestin faturasını? Trend yol. Trend yol değil. Bu olan bu işi nereden buluyor? İşte oradan alıyor. Senin takipçin 110 bin diyorsun. Bu kişinin takipçisi 48 bin.
Bu ne diyor lan? Ben diyorum ki aracı olsun da %20 al diyorum. Sen buldun ya, %20 sen al diyorum. Bro, senin hesaba geçiş yapman lazım. Ben mantık olarak ben diyorum ki ben bir video benim 300 lira, 500 lira. Ben bir videomu bilirim. Videom bitti mi gidiyorum, Şahin'imi yıkıyorum. Video yaratıyorum kendime. Fethiye'ye gittim. Niye? İçmek için gitmedim ki. Video için gittim. Kendine video için gittim. Yoruluyorum kardeş. Sen dolusun, sen yoruluyorsun, vakit bulamıyorsun ayağına. Şurada internetten karı kıza bakıyor adam. Beni arıyor, canı sürüyor. Baba akşam viski içelim mi? Ben de video çekiyorum, araba yıkıyorum. Çocuğumu okula yazdırdım. Paralı işe gidiyorum. Dün bir gittim bir yeri çektim. Oradan para alıyorum, 500 bin lira artı paraya döndüm. Tabii. 700 tane video çektim, bunun 699 tanesi bedava. Heh. Artık öğrendim. Abi. İsterse küçük bir ekmek bağı yiyorsun. Bundan sonra 1 lira kardeş. Aynen öyle abi. Vermiyor. 1 lira kardeş. Kral adam ya. Bu doğrucu adam. Yalanı yok yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu deli mi? İki randevu aldım lan. Randevu yakacaksınız. Bu deli mi? Çay şimdi nasıl içilir? Ey amının buna niye para verdik? Salah mısınız? Bak. Deli mi? Bir tane salak gönderdim, o da bunu getirdi. Ne tadı var ne tuzu var nasıl içilir? Deli mi? Sallamıyor mu abi? Sallamıyor. Tamam ya. Tamam niye sallamıyor? Kırık yok kardeş. Sadece ince diye sallanıyor bak. Aynen. Telefonda anan gizli. Benim annem 85 mobile buluştuğunu kullanıyor lan. Sen ne kadar fakirsin lan? Dur oydan çekeyim. Oğlum biz bunu aldık içmiyoruz. Şunu içsene oğlum. Niye gidip bana verdin? Dükkanı aldım. Dükkanı aldın da biz bunu nereye aldık? Ben bir de boydan çekeyim lütfen. Abi. Senin işin yok mu oğlum? Tamam ben de hadi video çekeceğim lan. İşimize bakayım, ekmeğime bakayım. Hadi abi Allah'a emanet. Çekeyim de seni de izleriz. Anne baban kızmaz mı? Yok ben. Tamam çekeceğim o zaman hadi. Sümrete selamun aleyküm arkadaşlar. Çürükçülerin tek adresi Ankara'da. Şahin, Doğan, Kartal, Sprik, Broadway. Bir saatlik işi 17 saatte yaptık. Normal Doğan'ın kanına göre bu sallanır zaten bak. Sallanmaz normal. Bu yatık olsa sallanmaz bu dik. Benim en kötü videom 40 bin izleniyordu. Millet beni bugün izler. Yani izler bıkar diye biliyordum. Dün bir video koydum 9 bin izlenmiş. Ya okullar açıldı, millet işi gücü falan, tayinler çıkıyor falan. Ya ondan düştü ya da millet bıktı. Öğreniyorum. Ben videoyu mesela dik çekiyordum. Dedin abi yan çek. Bu video televizyonda ve bilgisayarda dik olunca dik gözüküyor. Yan çekince ekran büyüyor. Şöyle gözüküyor. Onu öğrendim. Sonra video çekerken durdurma olduğunu, bizim lastikçi Savaş var, onun çırağı var Suriyeli, 14 yaşında, ondan öğrendim. Video çekiyordu, videoyu dedim kapat dedim. Niye kapatak abi durdurayım dedi. Dedim oğlum durdurma özelliği var mı video dedim. Var abi de, ulan bastı, ananı sikiyim, daha yeni öğrendim. Çevremiz hep saf, hep mal, benim çevrem. Bak Huawei vardı 1 liralık, kredimi ödemedim, gittim. Tepsini ben abone koyayım ya, bak bunu ben size söylüyorum ha. Şşşt. Duyuyor musunuz buna? Yavşaklar. Evet, bu size söylenmiş bir laf. Tasuke de dahil. Çevremiz hep saf, hep mal, benim çevrem. Bak Huawei'm vardı 1 liralık, kredimi ödemedim, gittim sonra telefon aldım. YouTube'u öğrendim. Beyni çalıştırıyorsun yani, bir şeyler öğreniyorsun. Yalan. Zaman harcıyorsun. 3 tane powerbank, 4 tane kablo, 4 tane kablocu. Kendimi geliştiriyorum bak, senden gördüm. Tripod'u senden öğreniyorum. Çantayı senden görüyorum. İşte görüyorum, öğreniyorum. Ama bu adamın hep videoları farklı. Patates var mı? Hiç şey yok abi, sabitli kanalda bir paylaşım. Bir de Nescafe alacağız. Hayır, onlar hep böyle millet atıyor bunun abi, böyle kesitlerini falan da. Değişik mesela canlı yayında adam YouTube'a video atmıyor, birisi canlı yayın izliyor, YouTube'a video olarak atıyor mesela. Değişik yani. O yüzden herkes şu an bu adamı biliyor, her yerde paylaşıyor adam. Çay var mı? Genel Türkiye'nin böyle bir bitki örgüsü var. Sürekli birileri patlıyor ve sönüyor, patlıyor ve sönüyor değil mi? Sürekli hep böyle bir muhabbet var. Yani mesela Destroyer'de bunlara dair olan birisiydi. Bu sürüm olayı, o müzik falan patladı. Mesela söndü. Ondan sonra başka birisi de patladı, söndü. Patladı, söndü. Al kırdın, kırdın muhabbetinden belli. Başlayan muhabbet. Ama Berekli Ayhan öyle bir adam değil. Adam sürekli bir üretken. Hayatı zaten hep farklı olduğu için, marjinal bir kişiliği olduğu için sürekli farklı farklı senaryolar geliyor bu adamın önüne, anladın mı? Adam çünkü doğal. Doğal davranıyor. Kendisini kasma ihtiyacı yok. Bugün ne yapsam, bugün ne çeksem, bugün nasıl şurayı şöyle yapsam demiyor adam. Adam tak start diyor, hop, devam ediyor adam. O yüzden bu adamın modası bitmez. Adam doğal çünkü. Doğal adamlar kaybolmaz. Bak chatte de yazdılar. Patates aldım. Hayatı film yani bu adamın, öyle diyeyim. Hadi, hadi lan. Hadi o zaman abi. Hey lan, randevum var lan. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Ben de gideyim, kart var zaten, onları alacağım. Ya.
Sarımsaklı yoğurt hiç sevmem. Üstüne yoğurt dökmüşler la. Hiç akıllı yok. Ben hiçbir vasfı olmayan, küfür ederek para kazanan bir insanım diyorum. Her zaman kendimi hep böyle öz eleştiri ve doğruları söylerim. Yani kendileri beni çok büyütüyor, büyütmese bile niye anlamıyorum ben. Bizim millet mi saf, ben mi uyanmış şeytanım bilmiyor. Bizim millet gazete okumaz, kitap okumaz, internette araştırmaz yani. Dedim mi, dedim anladın mı? Şu bank, şu bankı kim icat etmiş, niye buraya koymuş? Araştırmaz. İşte bizim millet okumayı ve araştırmayı sevmediği için, sosyal medyada boş işlerle uğraştığı için biz ünlüyüz. Kendileri ünlü diyor. Yani dedim anladın mı? Başka bir ülkede olsak adam interneti araştırma için yapar. Kendi mesleğine odaklanır. Öğrendiyse okul için. Mesela ne kalp uzmanı? Kalp uykuda da atıyor, gündüz de atıyor. Adam kalbi araştırır değil mi? Adam doktor kalbi araştırmıyor, beni araştırıyor. Adam benim hayranım. E düşün niye? Bizim Türk insanının yapısı bu. Boş işlerle uğraşmak. E gelin lan, gelsene. Haklı. La bırak da yerine. Doğru. Aracımızda ayrıca kadın maskeleri... Aynı meşhur yemeğe. Kadere çekmek. Sen zannediyorsun ben yemem ki. Şöyle bir şey var. Şimdi Almanya'da ben biliyorum. Sosyal hayatı var. Maaşı da düzgün. Adam bara, kafeye gidiyor, tiyatroya gidiyor, sinemaya gidiyor, kitap alıyor, gazete okuyor, dergi okuyor. E bara gidiyor, pavyona gidiyor yani Almanya'da. Per abi doğru mu bunlar Per abi? Yok, Almanları diyorum. Cuma pazar ne yapıyor? Ailesiyle vakit geçiriyor. Adam dolu dolu yaşıyor değil mi 7 günde? Sosyal medyaya gidecek zamanı var mı adamın? Yok. Haksız mıyım? Adam erken gidiyor, erken çıkıyor, yorulmuyor. Çünkü güzel maaş alıyor. Adam takılıyor 7 gün. 7 gün dolu dolu yaşadığı için adam ayağın. Lan ayağına bak, benekli ayağına bak, küfür ediyor. Beni izlemeye vakti yok adamın. Bizimkiler ne yapıyor? Sosyal hayat yok bizde. Para az. Adam memur 4 lira 5 lira alıyor. 2 lira ev kirası, 3 lira yemek parası, adam eksi 5 lira. İnternetli, çocuğun okulu, karısının masrafı. Bizim devlet memurları eksi 5 lirayla giriyor değil mi mesela? Asgari ücret 2800 mi 2600? Ev kirası Ankara'da 2,5, 2 lira. Yemek yemeyecek mi oğlum hiç? Adamın sosyal hayatı olmak için interneti var. Bizde o yüzden takipçi sayısı ve izleme sayıları o yüzden yüksek bizde. Çünkü adamlar sosyal hayat bu. Bak adamların sosyal hayatı bu. Bizim Türkiye'de 100 kişiden 90 kişinin sosyal hayatı bu. Ananı sikiyin ekmeğe geldi la. Ben abi çavaş yaptın mı? Yaptık işte var mı? Ben de pitbull vardı üstüne, ben de yakıyordum böyle. Bu kim? O öyle bir adam, ben de yarcıyım. Sever mi yarı yiyenleri? Evde patates, buraya patates. Çay yok değil mi? Sen şimdi niye kafanı takıyorsun? Bura düzelinmez, düzelinmez. Bir dakika, şimdi akşamleyin Emin Çapak denen bir adam var, ekonomist konuşuyor. Şeyi almış eline, Merkez Bankası'nın bilançosunu almış. Merkez Bankası'nın kendi yayınladığı bilanço. Ne diyor abi? Eksi 39 milyar dolar. Merkez Bankası. Oh, güzel mi ya? İyi bir şey mi? İyi mi yani? Kötü bir şey. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa Merkez Bankası eksiye düşmüş. Dolar bunların ya. Derdi ne? Akşam olsun içeyim. Kazino, pavyona gideyim. Bunların umurundan Merkez Bankası boşaltıyormuş. Sikinden basana şunu. Memleket basmış bunlar. Sikinden ama. Ama sayın... Ama benim için niye biliyor musun? Niye? Ben YouTube'dan dolarla maaş alıyorum. Dolar arttı mı? Ne demek istiyorsun? Anlamadım ben. Son sinyal verdim. Vurma lan! Al kardeş. Adam 2 gün uğraştı kardeş. De bir de fazla uğraştı yani. Tam altını komple sıfır yaptı. Canı sıkkın. Para gitti ya. Canı sıkkın. Kardeş arabayı yaptırdım bir haftadır. Şimdi Kırıkkale'ye gidiyoruz Ümit kardeşimle. Hem video çekiyoruz, hem belgesel, hem YouTube, hem de Kırıkkale'ye gidiyorum arabayı muayeneye götürüyorum. İnşallah geçecek. Geçmezse zaten yakacağım bu arabayı herhalde. En son geçemediydi ya. Ne diyor, nereye? Kırıkkale tanıdık var herhalde. Niye Kırıkkale'ye gittik lan buraya bırakın oğlum? Ne? Kırıkkale'ye demek ki tanıdığı var. Ya öyle öyle. Bilmiyorum, muhabbet tam anlamadım bölgeleri niye böyle. Ben de muayeneye gidiyorum, buradan geçmiyor. Ha, buradan geçmiyor. Geç kaldı lan. Ankara'nın içini bıraktım. Taa Kırıkkale'ye muayeneye gidiyoruz. Kırıkkale'nin de dişi. İçeri gidilmez derken mi? Önce yaraklar bir verek mi? Böyle bir çiçek var mı? Ne yaptı lan? Nedense böyle videolarda altyazı olunca daha hoşuma gidiyor. Niye anlamıyorum.
İkisi bize takip etme isteği geliyor. Belgesel tarzında ya. Belgesel tarzında ya. Ankara'da çok inceliyormuş. Herkes oraya gidiyormuş. Acaba torpil dönüyor mudur burada? Dönüyordur belki. Hiç beşim geçmediğine bakmıyorum. Daha önce işe geç kaldım. Saat 4'ü 5 geçiyor. 5'te servis alıyorum. Seni geçti mi geçmedi mi? 7 yıl sonra muayene geçti. Muayeneden geçti adam. Ağır kusurlar yaptırdım. 3-4 bin lira para harcadım. Sonra adamlar yazan yerlere baktılar. Kaporta, koltuk, fren, miren. Zaten yeni farlar bile değişti yani. Daha ne yapayım camına koyayım? Sıfır aldım. Yalan da söylemiyoruz. Yaptırdım yaptırdım. Sıfır aldım. Sıfır. Her kabloları, hortumları. Daha bir daha Şahin'e binelim, ananı satanım, tanrısını seçim. Saat 4.30, yarım saatte Ankara'da olmam lazım, basıyorum. Allah'a emanet olun. Lamba da yanmıyor, geç kaldık lan. Endiş şans var mı ya? Hadi gidelim. Anthony Hopkins ne demiş? Bir gün herkes ünlü olacak kardeş. Çok zormuş, yani zor. Amerika'da şifre gelmez dediler, geldi. Sen yapamazsın dediler, yaptım. Sen video yükleme dediler, yükledim. Sen ne çekeceksin dediler, normal hayatımı çektim. Dediler ki abi sen 100 bin olsun. Ben 100 bin nasıl olayım kardeşim, 100 bin kişi ben nerede bulayım? Ankara'da o kadar adam yok dedim. 100 bin oldum. 100 bin oldum, herkes beni kutlarken bir ay sonra 200 bin oldum. Yeter, yeter derken, yani olsa da olur, olmasa da olur da. Ya millet beni abartıyor, ben gene normal bir insanım. Benim öyle bir şeyim yok ki. Bekinizden üstün değilim. Tam tersi, herkes benden üstün. Şu Hacettepe'si, doktoru, mühendisi, hakimi, savcısı, esnafı, herkes beni seviyor. Onlar benden üstün. Adam okul okumuş, 4-7 yıllık okul mezunu. Adam dokunuyor mu abi diyor, sen ünlüsün diyor. Aslında onlar benden üstün. Yemin ediyorum, Allah belamı versin. Hiçbir kimseyi ne izlerim, ne de severim. Hayatım boyunca bir kere, iki kere, üç kere kaset aldım. Bir, Azer Bülbül'ün kasetini aldım. İki, Musa Eroğlu. Üç, de Ricky Martin. Yülahşar Göçü'nün elindeydi yani. Efendimiz'i beslemiyor, biliyor musun? Üç kişinin basitine para verdim. Ne kimseyi izlerim, ne de para kazandırırım, ne de kimseye böyle bir şeyim, hayranlığım olur. Şey mi? Sadece bizim Türk milleti böyle elinde telefon olduğu için insanları çok abartıyorlar. Hiçbir vasfı, hiçbir özelliği olmayan insanlar ünlü diye köklerini kaldırıyorum. Biri de benim. Güzel. Daha devam ediyor mu? Daha akşamki iç mi muhabbeti? Balığına mı gitmiş? Yo yo, içme var dedi ya. Bak Burak bir kendine geldi. Aynen aynen. Bak Burak bir kendine geldi. Bu söyleşi. Sözlü sarzı söyleşi. Burada gacı yok yani. Hepsini basın. Kırmızı top. Kırmızı top. Kırmızı top. Ben tanımıyorum babacım. Ama sazı güzel. Adamın ortamı efsane. Ben 36 sene eve girmedim. Kazino, bar, pavyon, telebar, Yeni Doğan'ı, Çin. Telebar ne Çin'i, ya? Sallanan köprüsü, otobanı, yedik içtik gezdik. 36 sene ben gezdiğim telebar. İçin doldum büyüdüğüm yerde. Telebar. Bir arkadaşım varsa benimle gezen ya bir ya iki kişiydi. O da ya eşinden boşandı ya evden kovuldu. Benimle geziyor telebarı diye. Telebarı şeye sorman lazım abi, Arınç'a sor. Arınç, telebar ne lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben girmiyordum. Telebar ne Arınç? Herkes geziyor, ben gezmiyorum. Telebar mı? Evet. Mesajlaşma uygulamasıdır herhalde abi. Uygulamasıdır, uygulamasıdır. Ya abi diyor, sen niye evden çıkıyorsun diyorlar. 36 yıldır neredeydin kardeş? Adam cevap veremiyor. Doydum. Git. Rast oynayacağız ya. Önce kutu ondan sonra. Mesela 3 tane Ferrari çektim, yemin ediyorum. Şahin'le hiçbir farkı yok. Yani o Ferrari Şahin gibi beni bir yerden bir yere götürme aracı olarak görüyorum artık. Eskiden olsa Ferrari'nin yanına yatardım. Profil resmimi Ferrari yapardım. Şimdi araba, ev, motosiklet, pitbull, dövme, faça, her şeye doydum. Bunu falan iyi yapmışlar ha. Çalışma var abi. Baksana prodüksiyona. Evet, yo yo, slot zaten iyi iyi. Slot bayağı iyi. Muron girmişsin içinde bu arada. Girmiş girmiş. Baksana sonunu falan bağlamışlar yani. Vallahi başarmışlar ya. Bir demiştik, bedel hikayesi var. Daha seviyede pavyonlara telebar deniyormuş. Oo.